Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çiğ börek tarifiyle geldim. Eskişehir yöresine ait çiğ börek tarifini bu kez de sesli olarak anlatmak istedim. Tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Bu kez sesli olarak anlatmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz incecik, kıymamız sulu sulu, nefis bir börek oldu. Bence sizler de denemelisiniz. Evet, malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz 2 yemek kaşık sıvı yağ, 1 yemek kaşık sirke, 1 yemek kaşık tuz, 1,5 bardak ılık su, 4 bardak un. Evet, hamurumuzun yapılışı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde mutfak robotunda hamurumu yoğurdum. Yoğurma kabıma önce sıvı olan malzemelerimi ilave ettim. Sıvı yağ, sirke, su, tuz. Daha sonrasında unu ilave ettim. Ve hamurumu güzelce 5 dakika yoğurmaya bıraktım. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurulursa o kadar güzel özlü olacaktı. Evet, yoğurmuş olduğum hamurumu robotumdan şimdi bir kabıma alacağım. Üzerine kapağını kapatacağım ve bu şekilde yaklaşık bir yarım saat, bir saat arası dinlendirmeye bırakacağım. Evet, burada sizlere ne kadar güzel özlü olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Hamuru asılınca asla kopmuyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde sünüyor. Çok güzel kıvamda bir hamur oldu. Şimdi bunu dinlenmeye bırakalım. Dinlenirken de iç malzememizi hazırlayalım. İç malzememiz için gerekli olan malzemelerimiz 2 tane soğan, yaklaşık 400 gram kıyma, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, gerekirse yarım çay bardak da su. Evet, soğanımızı mikserde çekelim arkadaşlar. Dilerseniz rendele edebilirsiniz. Ben mutfak robotumda bu şekilde soğanlarımı neredeyse püre olacak şekilde çektim. Biraz sulu olması gerekiyor. Kıymamızı sulandırması gerekiyor. Bu nedenden dolayı soğanımız ince çekilmeli arkadaşlar. Evet, lezzetlendireceğim. Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber ile yaklaşık yarım çay bardakta su takviyesi yaptım. Soğanın suyu biraz yetersiz geldi arkadaşlar. Çok sulu olmasın, çok da katı bir kıyma kıvamı olmasın arkadaşlar. Hamurumuzu sürerken kıymamız biraz akıcı olacak, böyle sürülecek kıvamda olması gerekiyor. Evet. İç harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra artık çiğ böreğimizi yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuz dinlendi. Hamurumuzdan yaklaşık bir küçük mandalina büyüklüğünde beziler yapalım. Bezeleri ne kadar küçük alırsanız böreklerimiz de o kadar küçük olur arkadaşlar. Oldukça ince bir hamur açacağız. Bu nedenden dolayı çok büyük bir beze almayalım. Bezeleri de yapalım. Bu şekilde bezelerimiz dinlenecektir ve açması daha kolay olacaktır. Bildiğiniz gibi yöresel isimler genelde değişiyor arkadaşlar. Sizler bu böreğe ne diyorsunuz? Birkaç değişik yöresel isimleri var. Çiğ börek, çiğ börek, Tatar böreği, şır börek. Siz hangi ismi kullanıyorsunuz en çok? Ben genelde çiğ börek diyorum.
Evet, bezelerimi pasta tabağım büyüklüğünce incecik açtım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi kıyma harcını da yarısına koyacağım ve böreğimi kapatacağım. Çok kalın olmasın, incelterek sürelim. Kızartırken iç harcımızın çıkmaması için çatal ile bu şekilde kapattım arkadaşlar. Daha sonra pizza bıçağı, rulet ile fazlalığını bu şekilde kestim. Dilerseniz hiç kesmeyebilirsiniz. Ama genelde çiğ börek bu şekilde sıfır kenarlı oluyor. Ben de kesmek istedim arkadaşlar. Daha sonra kesmeden de yaptığım oldu. Evet, iç harcımızı yayarak yerleştirelim. Daha sonra çatal ile kapatalım bu şekilde ve fazlalığını bu şekilde keselim arkadaşlar. Evet, tavaya sıvı yağ koyalım. Yağımızı ısıtalım arkadaşlar. Isınmış olan yağda böreklerimizi arkalı, önlü altın renk alana kadar kızartalım. Hamurumuz ince olduğu için iç harcını da yayarak ve ince doldurduğumuz için böreklerimiz çok kısa bir sürede kızarıyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde altın renk olduktan sonra yağlı kağıt koyulmuş tepsimize alalım. Fazla yağını çektirtelim arkadaşlar. Daha sonrasında böreklerimiz bitene kadar kızartma işlemini uygulayalım. Gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Ardından hamuru da kahvaltılık için lavaş ekmekleri yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ardından hamurumu da değerlendirmiş oldum. Sizlerin de eğer hamurunuz artarsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten mis gibi ekmekler oldu. Evet. Bu şekilde böreklerimi kızarttım arkadaşlar. Biz afiyetle yedik. Şimdi sizlere böleceğim böreğimizin inceliğini ve kıymamızın iç harcını göstereceğim. Dışı çıtır çıtır oldu. İç harcı, kıymamız sulu sulu. Gördüğünüz gibi enfes bir börek oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Detaylı bir şekilde tarifimi anlatmak istedim arkadaşlar. Evet. Şimdi videomun sonuna doğru yapmış olduğum lavaşları da göstereceğim. Sizler izlerken ben tekrardan görüşmek üzere veda edeceğim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemlidir. Yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Kanalımda oldukça farklı tarifler, yöresel tarifler, menü tarifleri bulabilirsiniz. Değişik sos tarifleri arıyorsanız da doğru kanaldasınız arkadaşlar. Pastasından böreğine, çorbasından ana yemeğine, menü çeşitlerinden kış hazırlıklarına kadar birbirinden farklı lezzetleri bulabilirsiniz. Dediğim gibi abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.